Türkiye günlüğü 14 Nisan 2021 Çarşamba. Mirat Haber'den bugünkü yurt içi olayları derleyen 2 dakikalık görüntülü özetimiz. Bozdoğan ilk atışta hedefi 12'den vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını belirtti. Nisibi Köprüsü tasarruf sağladı. Türkiye'nin en uzun asma köprülerinden biri olan Nisibi Köprüsü, bir yandan ulaşımı daha konforlu hale getirirken, diğer yandan ise yılda 26.3 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağladı. Sahur sofralarının vazgeçilmezi. Doğu Anadolu'nun yöresel lezzetleri arasında yer alan ve kavrulmuş un ile yağlı hamurdan yapılan tandır ketesi, bölgede sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk fosil ormanı. Seven Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2013 yılında Türkiye'nin ilk fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi. Topkapı Harem Dairesi genişletiliyor. Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yıldız, modern müzeciliğin imkan verdiği bütün olanakları kullanarak oldukça nitelikli bir müze ortaya çıkaracağını belirtti. Adana'da tren kazası. Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikamette iki yük treninin çarpışması sonucu iki makinist yaralandı. Muşlu annelerin oturma eylemi. Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından DYP'yi sorumlu tutan iki aile, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Milli sarayların en büyük halısının restorasyonu tamamlandı. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yaptırılan Yıldız Şale'nin yenilenen dev halısı, tarihi salonda yerini almayı bekliyor. Saraydan çıkarttık ve yıkadık. Aşağı yukarı 2-2,5 sene yaklaştı. Onarımını bitirdik.